Her gün yollarda milyonlarca otomobil yol alıyor. Peki bu otomobillerin isimleri ne anlama geliyor biliyor musunuz? Otomobil markalarının anlamlarını merak edenler için bir araştırma yaptık. Şimdi sırasıyla bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mitsubishi. Otomobilleriyle ünlü Japon ağır sanayi şirketi Mitsubishi, adını şirketin de amblemi olan eski Japon savaşları samurayların ambleminden alır. Amblem, Mitsu, Üç ve Bishi elmas kelimelerin birleşmesiyle adlandırılır. Mazda, şirket adını kanatlarını açmış beyaz bir kartal ile özdeşleştiren Zerdüştlerin bilgelik tanrısı Ahura Mazda'dan alır. Hyundai, şirketin adı Korece'de çağdaş, modern anlamına gelir. Shenyang, Güney Koreli otomobil üreticisinin ismi ikiz ejder anlamına gelir. Kia, Kore'nin ikinci büyük otomobil firması Kia'nın ismi Asya'dan doğan anlamına gelir. Cadillac, 1902'de kurulan Amerikalı marka, ismini Detroit şehrini kuran 16. yüzyılda yaşamış Fransız kaşif Antoine de la Mode Cadillac'tır almıştır. Mercedes-Benz, Avusturyalı tüccar Emil Zelenek, 1897 yılında yarış kazandığı araca kızının adı olan Mercedes'i koydu ve bunun şerefine şirketin kurucuları Gottlieb Daimler ve Karl Benz ürettikleri araçlara Mercedes adını vermeye devam ettiler. Pontiac, Amerikalı ünlü marka, ismini 1700'lü yıllarda yaşayan Kızılderili şefi Pontiac Aubagnac'tan almıştır. Subaru, Japon otomobil markası Subaru, adını Taurus takım yıldızının Japonya'daki isminden alır. Dacia, Romanya'nın en büyük otomobil firması Dacia, aynı zamanda Romanya'nın antik zamanlardaki ismidir. Jeep, askeri amaçla üretilen dünyadaki ilk arazilerde Jeep'in adı, çizgi karakter Temel Reis'teki Equine de Jeep adlı bir hayvandan geldiği iddia edilir. Tüm markalardaki bu 4x4 tarz araçlar Jeep diye anılmaya başlanmıştır. Lexus, Lexus Toyota'nın lüks otomobil markasıdır. Latince'de kanun anlamına gelmektedir. Skoda, Çek otomobil firması adını kurucusu Emil ve Skoda'dan alır. Dönemin en büyük silah üreticilerinden olan Skoda, aynı zamanda Çekçe'de hasarlı anlamına gelmektedir. Volkswagen, Almanca halk arabası anlamına gelmektedir. Audi, Audi kelimesi Latince duydum, işittim anlamında kullanılır. Aston Martin, İngiliz spor otomobil üretici Aston Martin, adını kurucularından biri olan Lionel Martin'in ürettiği yarış otomobillerini Aston Tepesi'nde denemesiyle alır. BMW, BMW'nin açılımı Bayerische Motorwerke yani Bavyera Otomobil Fabrikası anlamına gelmektedir. Saab, İsveçli firmanın açılımı Svenska Aeroplan Aktiebolag yani İsveç Uçak Anonim Şirketidir ve ilk olarak savunma sanayi şirket olarak kurulmuştur. Alfa Romeo, 1900'da Alfa Anonima Lombardi Fabrica Otomobili yani Lombardiya Otomobil Fabrikası Şirketi adıyla kurulan şirket, Nicola Romeo'nun ortak olmasıyla Alfa Romeo adını almıştır. Fiat, İtalyan otomobil firması Fiat'ın açılımı Fabbrica Italiana Automobili Torino yani Torino İtalyan Otomobil Fabrikası'dır. Tesla, Amerikalı elektrikli spor otomobil üreticisi adı için ünlü mucit Nikola Tesla'dan esinlenmiştir. Volvo, İsveçli otomobil firmasının ismini anlamını Latince dönüyor anlamına gelen kelimeden almaktadır. Nissan, 1934 yılında Hitachi Zosen Co. ve Nihon Sankyu Co. şirketlerin birleşmesiyle iki şirketin Japoncadaki kısaltması ile Nissan kelimesi oluşturur. Yani yıl, şirket, Nissan, Judosuke Kabuki Kaisa
Yani Nissan Motor Şirketi adını almıştır. Infiniti. Nissan'ın Amerika piyasası için kurduğu lüks otomobil markasıdır. Adı İngilizce'deki uçsuz bucaksız anlamına gelen Infinity kelimesinden türetilmiştir. Ford. İlk seri üretim otomobil olan Ford, adını kurucusu Henry Ford'dan alır. Opel. İsmini kurucusu Adam Opel'den almıştır. Honda. Şirket ismini kurucusu Soshiro Honda'dan alır. Acura. Honda'nın lüks otomobil markasıdır. İsmini accurate yani doğru kelimesinin eski dillerde kullanılan halinin aldığı söylenir. Porsche. Şirket ünlü Volkswagen kaplumbağa modelini tasarlayan mühendis Ferdinand Porsche'un oğlu Ferry Porsche tarafından kurulmuş ve bu adı almıştır. Jaguar. İngiliz lüks otomobil üreticisi adını Güney Amerika'da yaşayan yırtıcı bir panter türü olan Jaguar'dan alır. İlk kurulduğunda adı SS Jaguar olan firma İkinci Dünya Savaşı sonrası SS'i kaldırmıştır. Suzuki. İsmini kurucusu Michio Suzuki'den alır. Maserati. Ünlü İtalyan lüks otomobil şirketi Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore, Ernesto Maserati kardeşler tarafından 1914'te Bologna'da kurulmuş ve ailenin soyadı olan Maserati'yi almıştır. Ferrari. Yine İtalya'nın ünlü lüks otomobil şirketi adını kurucusu ve ünlü yarışçı Enzo Ferrari'den alır. Lancia. Adını kurucusu Vincenzo Lancia'dan almıştır. Bugatti. Lüks otomobil firması adını Ettore Bugatti'den alır. Lamborghini. Ünlü yarış otomobil firması adını kurucusu Ferruccio Lamborghini'den alır. Renault. Fransız otomobil devi ismini kurucuları Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault kardeşlerden almıştır. Peugeot. İlk kahve değirmeni ve bisiklet markası olarak kurulan şirket adını kurucusu Emil Peugeot'tan alır. Toyota. Şirket ismini kurucusu Kishiro Toyoda'dan alır. Daha sonra marka geliştiricileri Toyota'yı Toyota haline çevirmişlerdir. Citroën. Şirket ismini kurucusu olan ünlü Fransız sanayici André Gustave Citroën'den alır. Chrysler. Ünlü Amerikalı otomobil devi adını kurucusu Walter Chrysler'dan alır. Buick. Amerikalı otomobil markası adını kurucusu David Dunbar Buick'ten alır. Dodge. Amerikalı otomobil markası adını Horace ve John Dodge kardeşlerden alır. Hummer. 2008'de kapanan Jeep türü markası Hummer'ın adı yüksek hareket kabiliyetli, çok amaçlı vasıta anlamına gelen Humvee'den türetilmiştir. Land Rover. İflas eden İngiliz Rover şirketinin Tata'ya sattığı arazi aracı markası Rover, gezici anlamına gelir. SUV markası da Range Rover'dır. Mini. Küçük modelleriyle üretilen İngiliz markasıdır. Smart. Alman kompakt otomobil markası Smart, İngilizce akıllı anlamına gelen kelimeden almıştır. Tata. Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi olan Tata, Tata Motors adının kurucusu Ratan Naval Tata'dan alır. Proton. Malezyalı otomobil üreticisi adını Perusahaan Otomobil Nasional Berhad'ın kısaltmasından almıştır. Lotus. İngiltere'de kurulan spor otomobil markasını adını Lotus şehrinden aldığı söylenmektedir. Bentley. İngiliz lüks araba üreticisi ismini kurucusu Walter Owen Bentley'den alır.
Rolls-Royce, el yapımı otomobilleriyle ünlenen İngiliz lüks otomobil markası, ismini kurucuları Stephen Rolls ve Henry Royce'dan almaktadır. Chevrolet, Amerikalı efsane otomobil markası, adını Lewis Chevrolet'ten almaktadır. Seat, Volkswagen bünyesinde bulunan İspanyol otomobil firmasının açılımı, Sociedad Española de Automóviles Turismo, İspanyol tur otomobil şirketi ifadesinin baş harflerinden almaktadır. Sevgili arkadaşlar, otomobil markalarının tarihsel hikayeleri oldukça uzun ve detaylı. Ben burada sizlere 54 otomobil markasının ne anlama geldiğini birer cümleyle aktarmaya çalıştım. Umarım güzel zaman geçirmişsinizdir. Aracınızın markası ne olursa olsun, kurallara uyup yaşamın keyfini çıkartmanız dileğiyle. Hoşça kalın.